Selam millet. Bugün 6 tane tank savarla beraberiz. Biliyorum seviyorsunuz. Sevdiğiniz için ben de içeriklere getirmeye devam ediyorum bu şekilde. Öncelikle update 8.2 ile ilgili bir video bekleyen arkadaşlar pazar gününe yapmayı düşünüyorum. Yetiştiririm, muhtemelen yetiştirebileceğimi zannetmiyorum. Normalde aslında hafta içi de yapardım ama 2 gündür, yani dün 2 gündür değil de Perşembe sabah ailemle beraber, daha doğrusu annem babam Sinop'a götürdü. Biz Sinop yaptık arkadaşlar. O sebepten 1,5 gün falan oyuna giremedim. Bu videoyu önceden hazırlamıştım. Ulan şansımıza da akşamında da yağmur yağdı. Gerçi öyle bir olay var. Bu sene 3 defa denize girebildim abi. Bir kere Samsun'da girdim. Bir kere Enes'de girdim, eşim almaya gittiğimde. Bir kere de Sinop'ta girdim abi. Toplamda 3 defayla sezonu kapatıyoruz artık. Bu noktadan sonra zannetmiyorum çok da gireceğimi. Her neyse abi, dediğim gibi güncelleme ile ilgili videoyu böyle maçlardaki etkilerini bu yeni tankların, E-Biş'in veya benzeri tankların, Object 263'ün falan. Çünkü Object 263'ü canlı yayında, Twitch canlı yayında hep beraber gördük. Çok çok iyi bir tank haline gelmiş şu anki haliyle. Bunlardan pazar günü bahsedeceğim abi. Şimdi bugün 6 farklı TD ile beraberiz. İlk maçımız Grille 15'ler. Normalde bir takımın nereden gideceğini bir şey yaptım. Bakındım böyle. Baktım sağ taraftan gidiyorlar. Ben de takıma ayak uydurdum. Grille'in her zaman söylüyorum abicim. Hareket kabiliyetini kullanın. Gerçekten mükemmel bir topa sahip. Bundan daha iyi topa sahip bir TD yok diye hatırlıyorum ben. Yani gerek DPM olsun, gerek nişan alma olsun çok güzel. Bunun haricinde tamam mükemmel değil ama gayet de haritada pozisyon değiştirebileceğiniz bir hareket kabiliyetine sahip ve bunu göstereceğim bu maçta sizlere. Şimdi sağ taraftan gittim, bakıyorum ne var ne yok. Çok fazla ilerlemedim çünkü rakibin hala geri tarafında, yani şu bizim basan tankın oralarda oyuncular var. Mesela gördüğünüz gibi Ay-Sur falan geri dönmüş. Bunları göz ardı etmeniz lazım her zaman. Oraya kadar gitmiş olsaydım mesela o Erlem ölecek. Erlem de kaçamaz. Ben de ölecektim. Ne yaptım? Bir atış yaptım. Hiç zorlamıyorum abi. Yani rakibin dikkatini çekmemen lazım bu tarz durumlarda. Hadi bir oyuncu olsa neyse. Diğerlerin hepsi bassa tamam, eyvallah. Erlem'le beraber git bas. Ama tek başına basmış. IS-4'leri, rakibin iyi oyuncuları falan geri dönmüş. Orası bitti. Erlem öldü gördüğünüz gibi. Yani aslında Erlem'in de yapması gereken orayı spotlayıp bir atış yapıp geri çekilmekte. Ne yaptım? Hemen pozisyonu değiştirdim. Şimdi orayı aldılar. O adamlar muhtemelen o taraftan gelmeye devam edecekler. Yani tekrardan maçın başındaki şey kısmını kullanmayacaklar. Ağır tank kısmını kullanmayacaklar. Buradan gelme ihtimalleri var. Bu yüzden ben de tekrardan pozisyon değiştirdim. Bir tane az önce WZ-113'ü vurdum gördüğünüz gibi. 113 müydü? Göremedim. Galiba 113'tü. Bekliyorum şu anda. 113 belki kafasını çıkartır. Böyle bir H mermi atarım. Öldürmesem bile süründürürüm gibisinden ama çıkacak mı? Ulan göster ya, bir tane atayım şuradan ince. Çok ince görüyorum abi. Çok ince girmedi. Tahmin etmiştim zaten. Derken Sultan Kranvagen gelmiş. AMX gelmiş. Can puanları da çok fazla değil. En azından oradaki şeyin, Kranvagen'in. İlerliyorum. Sol tarafta da bir tane çok alakasız bir yerde pusan bir takım arkadaşım olduğu için onun da verdiği gazla geldim buraya. Buradan Kranvagen'e bir atış yaptım. 705'i vurdum. Şimdi 50B zaten ölmek üzere derken öldü. Şimdi burada Kranvagen'i çekersek 3-2 durumuna getirip rakibin karşı tarafına atış yapma şansım olur. Bakın dediğim gibi size, rakip aynı pozisyona, yani ağır tank tarafından gelmemiş. Orayı aldılar ya, bu sefer met tarafından gelmeye devam ettiler. Dolayısıyla bizim oradaki tanklarımız da etkisiz hale geldi. Ben bunların hepsini zaten Grille oynarken hesaba katmak durumundayım. Kattığım için de şu anda biraz daha rahatım açıkçası. Burada 50B'yi aldım. 50B demişim. Kranwagen'i aldım. 3-2 durumuna getirdim. Şurada Grille gözüküyormuş. Sanki gözüküyor abi. Gel. Buradan Grille'e bir atış yaptım. Alakasız bir yere gitti. Aslında var ya, şurada Grille çeksem çok güzel işler olabilirmiş. Yani bilmiyorum, belki de olmazdı ama ben olabilirdi düşündüm. Neyse, şu anda biraz daha rahat olduğum pozisyona geldim. Buradan VZ-113'ü çektim ve maçı 4-3 durumuna getirdim. Oradaki VK'mızın çok fazla yaşayacağını zannetmiyorum. 3 tank, hatta 4 tank etrafını sarmış. O öldükten sonra geriye sadece maçın başından beri ne yaptığı belli olmayan WZ-113 diye TD'miz kalacak. Dolayısıyla yapabildiğim hasarı şimdi yapmam lazım derken VK'yı da kaybettik. Ben en azından VK yaşarken böyle 1-2 tane vururum diye ümit etmiştim. Neyse, şu an spotlu değilim, bekliyorum. Şuradan geçecekler muhtemelen. Hori geliyor sanki oradan. Allah, spotu gitti var ya. Spotu gitti. Yakalayabilecek miyim? Derken burada Hori'yi yakaladım abi. Maçı 5-4 durumuna getirdim. 4022 hasardayım. Şanslıysam 2 atış yaparım. Değilsem de bir atışta bu maçı noktalarız. VZ'ye gelmeden bana gelebilir çünkü bunlar. VZ çok geride abi ve ben şu anda spotlandım. Benim burada olduğumu biliyorlar. Şuradan Grille geliyor diye bir oraya bakayım dedim öncelikle ama oyun biraz yavaşladı. Tamam, düzeldi şu anda. Derken Grille bu aradan gelmiş. Şimdi çıkıp alayım mı dedim. Anladım, çok vurur mu acaba? Burada neyse ki o da AP attı. 724 vurdum, bilmiyorum. Belki de H atmıştır. Ben AP attı diye hatırlıyorum. Derken sol taraftan takım arkadaşı IS-4 geliyor. IS-4'e burada bir atış daha gelir abi. Bir 677'yi vurdum. Son atışım geliyor. Şu an kendimi böyle geriye doğru şey yapıyorum ki face to face yaptığında taretimi eğebileyim diye, ama zaten IS-4 beni zorlaştırmadı. Şimdi gidip face to face yapmadı. Son atışı da yaptım arkadaşlar. 5706 hasarıyım. Bu arada WZ-113 ölmüş ya. Ben fark etmedim WZ-113 öldüğünü. Onu çekmişler o arada. Burada bir atış daha belki 1,5 saniyem olsa IS-4'lü turret'in ince noktasından belki bir atış daha yapardım. O da belki ama. Evet, 5706 hasarla maçı noktaladık. Yenilgi oldu ama dediğim gibi grille pozisyon değiştirdiğinizde, maçı kolladığınızda damage yapmanız gerçekten zor değil. Bunu göstermiş oldum sizlere. Göstermek isterim daha doğrusu. Göstermiş oldum, doğru. Doğru cümle konuşma aslında başında. Kendi kendimi düzelttim yalandan. Evet, ikinci maçımıza geçelim bakalım. İkinci maçımızda hangi tanktı? FB4005. Hatırladım bu maçı. Bu maçta maçın sonunda hatalı davrandığım bir maç oldu. Bundan da bahsedeceğim birazdan size. 4005 için güzel bir harita değil öncelikle. Niye güzel bir harita değil? 183. değil. Çok kolay spotlanabildiğiniz için map tarafında oynamanızın inanılmaz zor olduğu bir harita. Bu yüzden ben artık 4005 en azından bu tarafta için, diğer taraf biraz daha rahat. Bu tarafta olan maçlarda ağır tank tarafına gitmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Yani takımının komple sağdan gitmediği sürece orada gerçekten çok kolay spotluyorsunuz. Atış yapmasanız bile spotluyorsunuz. Yani kamuflaj oranı çok kötü bir tank gerçekten 4005'in. Bu yüzden biraz daha ağır tank tarafında kullanmaya başladım açıkçası son zamanlarda. Yani eskiden de med tarafında kullanıyordum ama baktım olacak gibi değil. Otoboka spot yiyor. Lan dedim az da ağır tank tarafını deneyeyim şu tanktan. Sol taraftan basan bir takım arkadaşımız var. Onun verdiği gazla ben de burada Suiz 22'yi yakaladım. İkinci mermiyi vurdum. Bir mermilik daha canı kaldı. Allah'tan 50 bedardı. Suiz 22 de bir garip böyle. Yardıra yardıra gelmiş. O da muhtemelen buradan kimsenin gelmeyeceğini falan mı düşündü acaba? Yani altındaki tankla Suiz 22'li tier 9 tanksın abicim yani. Niye böyle yardıra yardıra geliyorsun? Her neyse şu an biraz bekledim. Bir spotum geçsin diye bekledim açıkçası. Şimdi en üst tarafa çıkıp oradan aradaki tankları vurmaya çalışacağım. İnşallah spot yemem. Yeme ihtimalim de var çünkü buradan. Bakın şurada Kranvagen bakıyor ama şansıma da Kranvagen. Arkasında Mao Shan var. Mao Shan'a bir tane vurdum. İkinci mermi geliyor mu? Hop, ikinciyi de vurdum. Son mermi de kaçtı zaten. Bu bir mermiyi şu Kranvagen'e bırakabilir miyim? Taretini döndür. Az döndür abi sağa. Az sağ yap, sağ yap, sağ yap. Burada istediğim yere gitmedi maalesef ki. Evet, 2200 hasardayım. Rakip tahmin ettiğim gibi med tarafını kullanmış ama base'te bir de E100'leri var. Base'te değil de buraya yakın bir yerde aslında ama o E100'e basmak birazcık intihar olayı olabilir. Çünkü onun arkasında bekleyen çok fazla tank vardır. O yüzden orada E100'ü atlamak aslında çok mantıklı bir iş değil. Bir kollayacağım, atlamayacağım. Bir kollayacağım bakalım, belki gelir, belki gelmez bilmiyorum. Ama bakın arka tarafta bir konveyleri var galiba. Onun haricinde orada bir Sheridan'ları falan var. Hiç E100'ü bıraktım abi. Yani dedim gerek yok. Oraya gidersen intihar edersin abi, ölürsün. Diyerekten şuradan belki bir konvey görürüm diye bekledim. Az bir tık geri gelirse görürüm aslında. Haydi abicim az bir tık geri gel. Gel gel, kimse bakmıyor sana ya. Buradan Sheridan geçti, o da aşağıdan geçiyormuş. Aa, geldi. Bir tane vurdum. Bir mermiyi yer yemez direkt geri çekildi maalesef ki. Gördüğünüz gibi E100'e giden tankımız galiba öldü. Hani ölmüş. Orası zaten belli yani. O noktada bir tank varsa arkadaşlar basmayın. Ben E100'ün isteyerek de oraya gittiğini zannetmiyorum. Ama gidilmez abi. Şimdi bana doğru geliyor. Tamam, şimdi işim kolay. Gel abi. Bana doğru geliyor yanlış yönümdeyse ama ben yine de orada konvoya bakıyorum. Belki bir atış daha yaparım diye. Şimdi buraya doğru geldi. Bir atış yaptım. Hiç benlik değil. Şu an dönüyor bana doğru. İkinci atışı yaptım. Şimdi o gelene kadar doldurabilir miyim? Bu arada 4005'in izlediğiniz videolar 8.2'den önce arkadaşlar. Yani 4005 aslında şu an buff aldı. Bir saniye daha erken dolduruyor ama şu an buff'lı halini izlemiyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim abicim. Neyse, sorun değil. E100 hala gelemedi abi. Gelene kadar ben dolduracağım zaten. Ben bu E100'ü birebir de çekerim muhtemelen. Hiç kaçmadım. Burada ilk mermiyi vurdum. 631 ben yemişim. Pardon, 575. İkinci mermiyi vurdum. Özellikle paletini atıyorum ki gidemesin diye ama az bir şey daha canı kaldı. Belki dedim bir ihtimal çekerim. Maalesef ki yalnız burada da geri gitmem riskli. Şu an onu fark ettim. Geri gittim ama geriden lan dedim. Geriden çok yerim. E100'den mi yesem, geriden mi yesem? Allah'tan buradan E100'e boşa attırdım ve bir mermi daha yemeyeceğim artık ondan. Gel buraya abi. Gel buraya. Gel 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 gel. Burada E100'ü çekmeyi başardım. Şimdi bizim de bir E100'ümüz var. Lan dedim o ölene kadar acaba bir iki mermi atar mıyım diye. Aslında burada yeniden reload etmem bence mantıksızdı şu an izlediğim kadarıyla. O E100 ölene kadar belki iki mermi atabilirmişim. Emin de değilim. Aynen M48 orada, maaşın orada. Keşke doldurmasın ama bahsettiğim hata bu değil arkadaşlar. Şimdi burada M48'i yakaladım ve aldım gördüğünüz gibi. E100 hala ölmedi. Dedim şu Sheridan'da belki bir ihtimal çekerim. Sheridan'ı çekersem maçı alırım çünkü abi. Sheridan'a burada ilk mermiyi vurdum. Ama ikinci mermiyi maalesef ki vuramadım ve Sheridan'ı kaçırdım. Şimdi bu tarz durumlarda, böyle durumlarda 1'e 2 kalıyorsanız 4005 gibi bir tankla arkadaşlar açık alanda oynamayın. Ben birazcık ilerletiyorum burada ta diğer tarafa geldiğim için. Benim buradaki amacım Mao Shan'ın yukarı çıktığını gördüm. Mao Shan yukarı çıkana kadar ona 2 mermi atarım. Daha sonra belki geri kaçırırım veya Sheridan'ı kovalarım diye düşündüm ama Mao Shan'ı yakalayamadım. Adam bana döndü. İşi bir kötü tarafı bir mermi attım. Mermim girmedi. Onun mermi attı girdi. Onun attığı mermi girdi. Özetle yani ben hata yaptım, siz yapmayın diye söylüyorum. Özellikle böyle 1'e 2, 1'e 3 kaldığınız durumlarda 4005'te açık alanda kesinlikle oynamayın abi. Mao Shan bile sizi sizden önce spotlar. Birazcık abartı olmuş olabilir. Mao Shan muhtemelen daha kötüdür kamuflaj oranı ama her türlü spot yersiniz yani. Bunu demek istiyorum. Eğer kapalı alanda oynasaydım, şehrin içinde kalsaydım belki atış yapıp kendimi coverlayabileceğim yani güvenli bir alana sokabileceğim bir yer olacaktı. Şimdi kaldım göt kadar yerde affedersiniz. Kayanın zaten boyu benimle aynı derken az bir şey kafamı gösterdiğim için maalesef Mao Shan beni aldı. Alabileceğim bir maçtı. Yaptığım hata sebebiyle kaybettim bu maça. Evet, yapacak bir şey yok abi, oluyor. 6061 hasarla ve 3. maçımız FV183 ile bu haritadan galiba bir sonraki maçta da WZ-113 oynuyoruz diye aklımda kalmış. Bakalım, sevdiğim bir harita. Tabii ne zaman seviyorum bu haritayı? Ağır tanklarım düz, medium tanklarım da yukarı gittiği zaman seviyorum. Çünkü beni spotlayabilen kimse olmayacak tarzımlarda ve şu an her şey istediğim gibi abi. Bakar mısın? 3 tank ileri gidiyor, 3 tank da diğer tarafa gidiyor. Yanlış yere giden bir tane bile tank yok. Abi böyle mutlu oldum öyle. Of dedim, böyle güzel bir şey olabilir mi? Herkes gitmesi gereken yere gidiyor ya. Lan dedim, daha bana bu maçtan ne olur? Evet, şu an maçın başında en azından dediğim gibi herkes mantıklı bir şekilde oynuyor. Ben de orta noktaya doğru çıkacağım. Yani sağ taraftan biri gelse bile benim takım arkadaşlarım spotlayabileceği için en azından durumun farkında olurum. Kaçmam gerektiği zaman kaçarım, aşağı atlamam gerektiği zaman atlarım ama oraya kimse gitmeyince hem spot yiyorsun hem de bir de rakibin TD'lerinden veya C tarafından ağır tanklarından demek yiyorsun. Bu yüzden kötü bir olay oluyor. Şu an öyle bir sıkıntım yok. Şu an çıkıyorum rahat bir şekilde. Dedim şu aradan belki bir E100 gözükür mü? Yok, gözükmüyor derken Super Conqueror'u gördüm. Nişan al. Kaçtı. Vallahi duruyor sanki. Duruyor. At. Hop. 977'yi burada Super Conqueror'a yapıştırdık. Güzel abi. Tabii medium tankların da olması gereken yerde derken aşağı tarafta bir IS-4 gördüm. Bekle abi orada. Eğer ki maç böyle giderse bu noktada var ya TD ile çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Aha Behçet. Aha Behçet. Hop. 1324. Tertemiz. Tertemiz. Rakip de işte böyle bu Behçet'in yapması gereken yukarı doğru çıkıp beni spotlamaktı ama o C tarafına gidip benden 1324 yemeği tercih etti arkadaşlar. Evet, 2301 hasardayım ve E100 geliyor. Gel abi, gel abi. Şöyle bir hash mermi sokabilir miyim? Taretinin yanından. Hop! Allah kahretsin ya. Sokardım da aslında. Ne oldu? Fark ettiniz? Hata yapmadım aslında. Adamın gidiş yönüne attım mermiyi ama adam durdu abi. Ve spot yedim ama spot yiyeceğimi tahmin ettiğim için direkt aşağı atladım. Bu yüzden herhangi bir mermi yemedim. Belli mesafelerden spot yiyebileceğinizi bilmeniz lazım arkadaşlar. Mesela o atış yaptığım zaman spot yiyeceğimi bilmem lazım. Bilmesem ne olacaktı? Bu sefer bekleyecektim orada. Rakibin ağır tanklarından ve TD'lerden belki atış yiyecektim. Belki ölecektim. Belki hiç atış yemeyecektim. Orası da belli olmaz ama siz yine de bilin abi hangi mesafeden damage yiyeceğinizi, altında bir TD varsa ve pusuyorsanız. Evet, şu an lan dedim tekrar çıksam mı, bir üşendim, acaba aradan geçerlerse görür müyüm diye düşündüm. Şu an galiba aradan VT geliyor. Heş mermiyi hazırladım. Bekle VT, bu sefer vuracağım. Adam canı azaldı zaten ben atana kadar. Neyse aldık ama zaten bayağı bir gitmişti canı. Yalnız rakip de harbi ilginçmiş yani. C noktasına gelen Behçet, daha sonra VT. Bizim takım tam istediğim gibi herkes gitmesi gereken noktaya gitti. Rakip takım da hepsi saçma sapan yerlere gitmiş abi. Şimdi tekrar çıktım. Suiz 22 geliyor. Suiz 22 gidiyor. Buradan spot yer miyim yemez miyim diye düşündüm açıkçası ama bir ihtimal yememe ihtimalim vardı ama yemişim. Ama yemiyorum çünkü artık 3-0 ve rakibin görebildiğim tüm oyuncuları zaten beni göremeyen noktalarda olduğu için hiç aşağı bile inmedim arkadaşlar bu noktada. İlerliyorum. Evet, bir IS-4 gördüm. Bu açılardan çok zor bu mesafeden IS-4'ü delmek. Taretinin yanından deneyeceğim bakalım. Burada neyse ki hareket etmedi ve taretinin yanından 926'yı yapıştırmayı başardım. 5293 hasardayım abi. Çok da fazla bir şey kalmadı artık, ilerliyorum. Şu IS-4'e bir tane daha veya Super Conqueror'a vurup daha sonra E100 ölmezse E100'e gideceğim. Super Conqueror burada tabii ki tercihim. IS-4 öldü ama ölmese de tercihim oydu. Bir atış daha yaptım. 872 gayet güzel abi. 6165 hasara kadar geldim. Artık Super Conqueror pek bir umurumda değil. Çünkü sol tarafta daha fazla vurabileceğim bir E100 var. Bekle beni E100, geliyorum. Geliyorum. Bizimki de saklanıyor da, ne yapıyor? Saklanıyor mu? Yok, vuruyormuş, pardon, saklanmıyormuş. Ve son atış. E100'ü burada almayı başardım. 6733 hasarla maçı noktaladık. Maç bitmemiş gerçi, yok. Şimdi bitmiş. 7-1. Çok belli zaten yeneceğimiz abi yani. Bizim takımın hareketlerinden falan. En azından ben de bu sürede güzel bir damage yaptım. Evet, 3. maçımız WZ 183 diyecektim az daha. FB 183'de 6733 hasarla ve 4. maçımız yine aynı haritada, yine aynı tarafta ve yine WZ-113'teyim ama bu sefer az önceki maçta olduğu gibi herkes gitmesi gereken noktaya gitmeyecek arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum en azından, bakalım belki de değildir. Şimdi ben yine aynı noktayı kullanacağım abi. Bu haritada zaten altında hangi TD olursa olsun yani Foch da dahil, en agresif oynayacağım TD'ler de dahil. bu noktaya çıkıyorum abi. Çünkü haritanın rakibin gelebileceği birçok noktayı görebiliyorsunuz burada. O yüzden çok avantajlı girip birebir oynamaktansa, çünkü birebir oynayabileceğiniz ağır tank tarafında PD'nin oynaması çok zor. Ancak med tarafına takımla beraber gidersiniz, gidilir. Ama takımımız zaten ağır tank tarafını kullandığı için. Şimdi bakın gördünüz. Arka tarafa giden bir tane objemiz var. Med tarafına giden kimse yok. İnşallah 50B'ye gider. Burada hatta yayından olması lazım bu maçın. Emin değilim. Belki yayından, belki değil. Muhtemelen yayından da, çünkü yayında bana WZ-113 oynatıyorlar. Şimdi geldim klasik TD noktasına. Evet, ilk burada gördüğüm Kranvagen bir atış geliyor. 634'ü yapıştırdım. Bak Sheridan gelmiş. Allah'tan var ya, burada 50B'miz oraya gitmiş. 50B oraya bilerek gitti bilmiyorum ama, çünkü 50B iyi oyuncu değil diye hatırlıyorum. Ama en azından oraya gitmesi var ya, benim için o kadar iyi bir şey ki o adamın oraya gitmesi. O Sheridan'ın orada kitlemesi. Yani benim spot yememi engelliyor o 50B'nin orada olması. Neyse şu an 50B hala orada olduğu için ben de rahat bir şekilde buradan atışlarımı yapıyorum. Üçüncü atışım geliyor. MVO'ha vurdum. 574'ü vurmuşum. Ve 1943 hasara kadar geldim. Ama 1-0 gerideyiz şimdilik. Bakalım neler olacak abi. Orada bir tane IS-4 var. Geliyor. Hop attım. Muhtemelen girdi abi. Çok düzgü çünkü. Yani açılı değil de zannetmiyorum ki o atış seksin derken bu arada maç 2-0 durumuna geldi. 50B'miz yazdığına göre 50B öldü. 50B'nin az önce full canı vardı. Ne ara öldü lan? Yo 2-0 50B ölmedi. 50B takıma saydırıyor şu anda sadece. Aynen oradaymış. Ama o da çok kötü bir yerde şu anda. Spotlight farkındaysanız. Birazdan ölebilir, kendisini kaybedebiliriz. Sheridan da hala. Orada Sheridan'a bakıyorum. Buradan bir atış yaptım. Hızlı bir şekilde vurdum. Spot yerim diye indim. Yemişim. Aynen yemişim. Emin olamadım yine burada yer miyim yemez miyim diye ama yedim. Direkt indim. İndiğim için de herhangi bir demeç yemedim. Evet 50B sana ben destekte bulundum yani. Yalandan bana bok atma. En azından takımın geri kalanına bok at. Orada Sheridan'a ben vermem gereken katkıyı verdim. Şimdi Kranvagen gözüküyor mu şurada? Gözüküyor aslında ama spota gitti. Bir tane blind attım. Bunun girip girmediği hakkında hiçbir fikrim yok. Maç sonu bakarız abi. Evet 2-0 durumundayız. Bu maç pek bize gelici gibi değil abi. Yani bize gelici gibi değil. Bakalım neler olacak. Grille oradan basıyor. Yani ağır tank tarafımızdan rakibin Grille'nin basması pek alışılageldik bir durum değil açıkçası. Lan dedim ne oluyor bizim takım acaba burada? Sol taraf bitmiş. Burada 50B'yi de kaybettik. Arkamda galiba bir 268 var. Şu 268 birini görebildi mi acaba? Yani çok saçma bir yerde pustu. Sheridan haricinde kimseyi göremiyor olması lazım o adamın. Kranvagen takım arkadaşım ve arkamda bir tane OBJ 268 kaldık. Buradan artık maçın dönmesi imkansız değil de imkansıza yakın diyelim abi. Şimdi şuradan bir Kranvagen geldiği için hemen döndüm. Dedim buradan bir atış yapayım. Tertemiz güzel bir atış olur. Adam da yan dönmüş zaten. Buradan bekledim vurdum ve merminin nereye gitti hakkında hiçbir fikrim yok abi. Altından mı geçti, ne oldu, yani yok oldu mermi. Ve bekledim, nişan aldım orada gördüğünüz gibi. Şimdi bir atış daha yapar mıyım dedim ama bu sefer de Kranvagen'i kaybettim ve maç 5-1 durumuna geldi. Şuradan bir atış geliyor mu? Bir tane vurdum 641'e, şimdi kaçmam lazım. Yanımı verdim lan, yapacak bir şey yok. Oo ikinciyi de yedim. İkinciyi yemeyi beklemiyordum abi. Evet Grille gelmiş. Grille'in geleceğini bekliyorduk aslında orada. Grille alabilir miyim? Alırım muhtemelen. Ne yapıyorsun abi? Dur. Hop bir tane vurdum. Bir tane yiyeceğim. Sorun değil. Aha delemedi. Güzel. Delemedi burada. Muhtemelen face to face yaptığım için adam akıllı göremedi burada beni. Şimdi arkadan gelmeden şu Grille'i çekeyim. Arkaya da bir atış yaparsam maç benim açımdan tamamlanmış olur. Burada Grille'i çektim. Arkadan geliyorlar. Objeyi de kaybetmişiz. Tahmin ettiğim gibi zaten o adamdan fazla bir beklentim yoktu abi. Gelmeyin abi. Dur. Henüz doldurmadım objeciğim. Henüz doldurmadım. Bu deler yalnız. Deldi. Evet Kranvagen geldi. Bir atış Kranvagen'e yaptım. Muhtemelen ikinci atışım olmayacak arkadaşlar. Yine de 5093 yazıyor. 5658 vurmuşum. O vurduğumda IS-4'e attığım mermiydi arkadaşlar. Evet bu maçın da yenileceğimiz maç başında aslında çok belli değil de sinyallerini veriyoruz diyeyim abi. Evet dördüncü maçımızda WZ-113'te 5828 atarla noktalamışız. 183'ümüz ve 215B'miz 0 çekmiş abi. Helal olsun. Evet 5. maçımız Object 268'de sol tarafı kullanacağım. Tek başıma bakalım neler yapacağım. En sol taraf değil bu arada. Orta noktayı kullanmayı seviyorum ben. En sol taraftaki TD yerine pusmayı sevmiyorum ya. Ya bir kere kolay spot diyorsunuz. Alan çok küçük. Yani az bir şey fazla hareket ettiğiniz zaman sağdan soldan gözüküyorsunuz. Sevmiyorum bu yüzden orayı. Ama bazı tanklarla da bu tarafta, yani şu an Object ile gittiğim tarafta da oynanmıyor açıkçası. Mesela Grille buraya gelip Grille burada ne yapabilirim? Objeyle yine tarete yiyorsun, hafif sektirme şansın falan var ya, iş yapıyorsun ama Grille mecburiye sola gideceksin. Neyse şu çalım noktasına geldim, bakalım gelen giden var mı? Hızlı bir atış geri kaçmayı planlıyorum derken 50B'yi gördüm, o da gelmiş. Bir atış yaptım 670, yedim mi yemedim, güzel kaçtım. Benden önce gelmiş bu arada 50B, hızlı bir ağır tank olduğu için başarmış. Arkadan gelen bir E100 var, lan dedim bir de E100'e vurur muyum, spotlu muyum bilmiyorum, muhtemelen spotluyum. Bir tane vurdum 722'ye. İki atış güzel bir şekilde yerleştirdim. 1392 hasara maçın başına geldim. Yalnız buraya geliyorsanız sizi desteklemeye çalışan Hav yazmış da çok rahat bir atış yaptım aslında. Havlık bir durum yok diye yüzücüm. Burada bir atış yaptım bu arada. Yani yanınızda bir oyuncunun olması lazım. Burada tekseniz karşınızdaki rakip gaza gelip basıyor burada böyle. Şu an mouse falan yanımda ama mouse'um var ya, benimle uzaktan yakından alakası yok. Yani az akıllı olsa buraya gelirdi. Orayla uğraşıyor. Neyse şimdilik basmıyorlar en azından. Basmadıkları için biraz daha rahatım. 2027 hasardayım. Spot yedim. Tam çıkacaktım oraya, spot yedim bu sefer. Muhtemelen en soldan yedim. Düşüncem o şekilde. 50 ve hala oralarda. E100 orada mı bilmiyorum. Şuradan bir atış yapar mıyım diye baktım. Ama boyum yetmedi maalesef ki. Uzamadım abi o kadar. Az daha büyüyünce bakarım oradan. Dedim baktım 50B hala zorluyor. Gaza gelmiş. 50B de koca kafa yani. Çok rahat denilebilecek bir tank olduğu için. Geldim buraya. Neyse ki E100'e vurdum. Normalde 50B'yi düşünüyordum. Vurarken de bir tane yedim maalesef. 2827 hasardayım. İmdat çekiyorum ki mouse bu tarafa dönsün diye. Sonunda mouse bu tarafa döndürmeyi başardım ve aşağıdan da bir tankımız geldi. Şimdi bu 3 tankken bize bu mouse ve E100 ve 50B'yi bitirmemiz lazım abi. Almamız lazım artık bu noktadan sonra. Yalnız benim şöyle bir sıkıntım var. Benim nişangahımı aldılar. Bir şeyimi aldılar ve tamir de edemiyorum 30 saniyem kaldığı için ilk yardım kitine. Bu yüzden az önceki atışım boşa gitti. 3 kişi geldik ama hala bitiremedik burayı. Lan dedim artık almamız lazım burayı. 50B'ye buradan bir atış yaptım. Derken onların da bir takım arkadaşı gelmiş. ST1'leri gelmiş galiba, yanlış görmediysem. Şimdi işimiz biraz daha zorlaştı. Muhtemelen alamayacağız orayı. Öyle gözüküyor. Sol tarafı da kaybetmeye devam ediyoruz. 3426 hasardayım. 8 saniyem kaldı ilk yardım kitinin gelmesine. Gelmeden bir atış daha gelme. Yer mi? Yemez muhtemelen. Dur bakayım E100 geliyor. Gel E100 gel. Hop bir tane daha vurdum. 530 düşük çekti. Evet şimdi arkadan gelecekler birazdan. Yani buraya artık zaten istemesek de basmamız gerekiyor. Şimdilik mouse tutuyor. Bir 10-15 saniye daha tutar belki. Ama 15 saniye sonra iş bitecek. Buradan E100'e bir atış yaptım ve E100'ü çektim. Bir tane de sektirdim gördüğünüz gibi. Object 268 Pro zırhıyla yapabiliyorsunuz arada böyle sektirmeler. Arkadan geldikleri için artık mecburiyet basışı bu. Full canlı ST1'e bir atış yaptım. 696'yı vurdum. 5109'a sardayım bu arada. En fazla bir atış daha çıkar galiba. Muhtemelen basacaklar. Foch da gelmiş oradan. Herkes geliyor abi. Gelen gelene. Dur lan bir atış daha yapayım şöyle. Bir tane daha vurdum. Tamam. Alamadık. Az daha yüksek çekse alırdım ama hit attım orada garanti olsun diye. Evet 5692 hasarla bu maçı noktaladık. Son kalan tankımız kim bu arada? 50B kalmış. Neredeydi lan o 50B? Burada basmamışım. Şu an benim ölümü görüyorsunuz sadece. Aynen buradaymış 50B'miz. Gerçi o aşağıdan ortayı zorlayan bir 50B'ydi. Çok da kötü bir oyuncu değildi ama birazdan bakarız bakalım ne kadar vurmuş, ne kadar iyiymiş. Hep beraber görelim şimdi. Evet. Foch hala gelmeye çalışıyor. Kimse kalmadı oğlum. Vuracak kimse kalmadı. Foch'lar aşırı özgüvenli ya. Foch'ların artık yeni versiyonu Object 263 arkadaşlar. 263'ler de öyle. İnanılmaz özgüvenli olmaya başladılar buff'tan sonra. Evet. 50B'miz bir şey vuramamış galiba. Göremedim galiba. 1800 mi 2000 mi ne vurmuştu. Evet. Son maçımız uzun zamandır videosunu görmediğiniz Yak E100 arkadaşlar. Öyle muhteşem bir maç değil. Şöyle kaçtım böyle kaçtım. Tek başıma 1-3 maç aldım. Öyle bir maç değil. Normal güzel hasarlı bir maç ama son maça koymamın sebebi Yak E100'ü uzun zamandır görmediniz. Muhtemelen özlemişsinizdir diyerekten yine yayından galiba Mustafa Baba'nın isteğiyle oynadığım maçlardan bir tanesiydi. Şimdi ben Yak E100'ü aktif bir şekilde oynuyorum abi. Yak E100 ve E3 gibi tanklarla dediğim gibi yani çok nadir haritalarda, bazen az önceki 183 gibi harita belki. Onlarca tüm maçlarda agresif bir şekilde en ön tarafta oynamayı seviyorum. Tanklar da bu özelliğin zaten karşılığını veriyor sizlere sektirerek. Yak E100 biraz daha az E3'e göre ama onunla da gerekli açıyı verdiğinizde güzel sektiriyor abi. Tabi oraya gidene kadar bir süre geçecek ama olaylara birazcık geç dahil olabiliyorsunuz. Şimdi takım arkadaşım soldan gitti. Benle beraber gelen bir T30 IS-7 ve en önde kim var? BK'm var, IS-4 var. Göremedim. IS-4'müş galiba. Takım da buradan geldiği için rahatız abi. İlerliyorum ben de sol taraftan. Rakibin medium tarafları sol tarafa geçmemiş. Bu bizim için bir avantaj. En azından biz de o tarafa bakmakla uğraşmayacağız. Şimdi rahat bir şekilde burayı zorlayabiliriz. Bakalım rakipten kaç kişi gelmiş. Buradan E100 çıkıyor. Bekledim iyice ki taretindeki açı gitsin diye. Çünkü böyle çıkarken daha fazla kırmızılıklarda farkındaysanız. İyice şey yapmasını bekledim. Burada açı veriyorum ama burada delmeyi başardım maalesef ki. Benden bir tane yediği için karşılığında bana göndermekte geç kalmadı burada E100. Evet. 2 tane mi E100'leri var lan? Evet 2 tane E100'leri varmış. Lan dedim bu E100 değil miydi? Geri mi gitti ne oldu falan dedim. Vuramadım ben bu adama. Şimdi bayağı bir zorluyorum gördüğünüz gibi. En öndeyim. Burada tabii ki adamların met tarafında kimse olmamasının etkisi de var. Orada biri olsa belki bu kadar ilerlemezdim. Çünkü arkadan atış yerdim. Buradan diğer E100'ün kafasının ucuna bir tane bıraktım. 836'yı gayet güzel çekti abi. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Burayı zorlayabiliriz ama basacağımız kadar da değil. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 oyuncuları burada. Can puanlarını azaltacağız. Özellikle çıkıp vurup kaçacağız abi. Evet, çıkarın kafanızı abi, çıkarın kafanızı. Sağ tarafta bekleyen bir de hori mi var, bir şey var göremedim ama buradan çok ince bir şekilde, inanmamıştım aslında bu merminin gireceğini ama girdi abi. 2446 hasara kadar geldim. Bir de aşağıda T95 var sanırım. Ne yapıyor T95 orada? O da ilginç. WZ-120 FAQ yazıyor birilerine, bilmiyorum. Ve derken buradan E100'e son atışı yapacağım diyecektim ama bana kalmadı bile. 1-1 durumunda maç, dedim şurayı biraz daha zorlayabilir miyim? Gitmişler gibi çünkü. Sol. Şimdi burada bir arada kaldım. Lan dedim, sağa mı bassam sola mı bassam? Sağa bassam soldakiler bakar mı? Sola bassam sağdakiler bakar mı? O yüzden emin olamamakla beraber burada kaldım abi. Şimdi bir yandan kolluyorum gördüğünüz gibi. Buraya çıkacağım ama gözüm yine sağ tarafta. Buradan T95'e bir atış yaptım. 779'u vurdum. Bir atış sektirdim TL7'den. Zannetmiyorum oradan bana çıkacağını. Bu arada 2-1 durumdayız. O kadar agresif oynamamıza rağmen rakip bizden şu anda sayı bakımından daha avantajlı. Anladım, nasıl oldu bu iş bir yandan da. Derken T95 öldü. 2-2 durumuna geldi. TL7 de ölmek üzere zaten. Bir yandan VZ'yi kolluyorum burada TL7'ye giderken atış yemeyeyim diye. Derken benimle bir alakası yok. Burada TL7'yi çektim ve şimdi VZ'ye doğru ilerliyoruz. Maç 3-2 durum. Bu kadar olur ya. Abi taret döndü. Kafamın ortasına geldi ya lan. Bakar mısın tarete? Tam bir mutant oldum ya. Bir de geriye bakıyor abi tarete. Tipe bak ya. Düşmedi yalnız şimdi, komik tarafı bir de. Taret benimle beraber gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Arkamı kolluyor şu anda. Hafif bir sola gitti ama hala düşmedi. Neyse, devam edelim biz maçımıza. Şu Beyze'ye hiç dönmedim abi. Zaten öldü gördüğünüz gibi. Arkadan gelenler var. Arkadan gelenlere doğru ilerliyorum burada. Can puanı daha yüksek olan tanklar çünkü. Şu obje bana bakınca bu kim lan, bu mutant kim diyecek abi. Bakar mısın tipe ya? Bu mutant kim diyecek. Arada da bir şey var ya. Sanki böyle hayali bir şekilde duruyor gibi. Tam oturmadı yani. Az önce gerçi maçın başında, yani ilk düştüğünde oturmuştu. Sonradan şey oldu. Yukarı doğru gitti. Neyse. Conqueror geliyor abi. Gel. Aferin oğlum. Öyle güzel geliyorsunuz ki. Bayılıyorum bu özelliğinize ya. 4763 hasardayım. Bir demeç daha yaparsam 5K'yı geçeriz abi. E100 merhaba. TL7 Heavy ve ben geliyoruz. Arkadaşının sana şeyini getiriyorum. Taretini getiriyorum. Sana bırakacağım. E100'e buraya lan diyordur kesin şimdi. VZ LOL yazdı ve sonunda şapkamızı bıraktık arkadaşlar. E100 son demecim geliyor mu? Hop, E100'ü de almayı başardık. 5516 hasar. Konkurur bana mı vuracaksın lan? Seni çakal. Az daha da alıyordu he. 17 canım kaldı. Az daha alıyordu. Neyse abi. Evet, videonun sonuna geldik. Keyif aldıysanız bu tarz TD videoların devamını yaparım. Dediğim gibi update 8.2 güncellemesinde muhtemelen pazar günü yetiştiririm arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.